elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Evet. Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Avi Loeb uzaylılar laboratuvarda evreni inşa ediyorlar. Ee, ya tabii şimdi Harvard'lı astrofizikçi biliyordur da konuşuyordur. Ya yani evet, zaten hani e, koca evrende bir toz parçasından ibaret olduğumuza dair çok fazla şey ya, okuduk, izledik, yazıldı, çizildi. Ya mutlaka öyle de neden bir evren inşa ediyorlar onu anlamadım ben şimdi. Zaten evren yok mu? Ya da evren inşa edilen bir şey mi? Ya ben belki de bilmiyorum. Onların evre, inşa Mesela ettiği bir evrenin içerisinde yani bir simülasyondayız mı demek Ben bu haberi bir inceleyeyim. Çünkü yani burada bir evren inşa edilen bir şey mi acaba? Ya da bizim evrenimizi kim şey yaptı? Ee, ne derler? Bizim evrenimiz de mi inşa edildi yani? Bence oraya bağlıyormuş gibi yorumluyorum ben de buradan. Şimdi... Onların inşa bir evrenin bir, yani ay, bir şeyin ay, gibi. Yani ay aslında inşa edilmiş bir yapıdır diye bir teorinin filmini çektiler yakınlarda. Moonfall diye bir film. Hmm. Ben de burada bahsetmiştim geçen sene. Yani Allah bu ilgimi çekti bu haber. İnşa edilmiş bir evrende miyiz? Ya şeyin işte zaten bu daha önce program birlikte yapmaya başladığım zaman çok benzer konuda geldi yani de ee, işte şey Sümer yazıtlarında falan da zaten bahsediliyor ya zaten hani belirli aralıklarda dünyaya geliyorlar ve işte e, kaynak ikmali yapmak üzere. Onunla ya mutlaka ya. vardır Onunla da. Gibi. Mutlaka vardır da. Belki de işte öyle bir şeyi mutlaka vardır ama hani evren inşa konusu önemli. Uzaylılar bir evrende yapıyor, yaşıyorlar. Başka evrenlerde şöyle tamam. Evren inşa ediyorlar başka bir şey. Ona ben iki gün önce şeyde e, YouTube'da dolanırken NBC Amerika'nın bir tane canlı yayınına denk geldim. Ee, Virgin Galactic galiba. Virgin Galactic uzaya turistik <gülüyor> hmm. <gülüyor> seyahat yapıyor. Onu canlı yayınladılar. Ee, i̇şte öncesinden bayağı uzun uzun bir saatlik falan bir yayındı galiba. Üç, üç kişilik bir turist Hı -hı. kafilesi. Başlarında bir tane tamamen aslında e, oradakileri yolcuları rahat ettirmek için konumlandırdıkları bir tane e, astronot ya da pilot. Aslında hiçbir işlevi yok. Tamamen aslında uzaktan kumandayla remote şekilde yapılıyor. Ama bayağı ee, babalar çıktılar uzaya. Yani yarım evet. saatlik bir operasyon bu arada. Aslında yayın bir saat sürdü ama işte bir 15 dakikada falan yukarı çıktılar, <laughs> uzaya çıktılar. Orada biraz yer çekimsiz ortamda takıldılar. Telefonları çıkardılar, fotoğraflar falan çekildi. Sonra aşağı Çok güzelmiş, indi. çok güzelmiş. Sonra biraz ucuzlasın ben de gideceğim 10 sene sonra. <laughs> 250 bin dolarmış Biraz ucuzlar işte bu başlayınca. 15 gibi. sene önce almışlar hem de. Evet modern sanat. Bunu aslında iz bir izleyelim. <laughs> Tereyağı imiş. <laughs> Tereyağına neyle vuruyor onu çok... <laughs> e ee... iple galiba veya zincirle. Ya da öyle bir şeyle. Bizim mikrofon olan bir kablo gibi bir şeyle vuruyor. Bir daha görüntü söylerim evet. <laughs> Canım babamın tereyağı. Bir kere bunu köy tereyağı ile yapacaksın canım hocam. Canım babacım. Can, Şaban <laughs> diyor ya canım söylerim. babamın, canım babamın tereyağı. <laughs> Şaban diyor bu tereyağı değil bu patates. Versa <laughs> patates presi. Sanat abi o da sanat işte. Bir şey diyemem adam sanat demiş. Oturmuş izlemişler. Orada bak bir daha göster onu. Oturmuş izliyorlar bak. Oturanlara bak bak şimdi. Abi şimdi sanat ha. dediğin şeyin herkes de farklı bir kafa açması tamam. Okey öyle bir tanım bir şey var da. Ya mesela bunu izlediğinde biz mesela böyle tepki veriyoruz ya. E, Yazık bunu ettim izleyip lan. böyle aman tanrım falan mi? diye. Nimet'i bunlar ettin ya. Deriz biz ya. Biz öyle deriz. Bunu evet, e biz öyle deriz de. falan yapalım lan deriz. Burada yaptığı performanstan dolayı ne bileyim acayip etkilenen ve acayip anlamlar, biz subliminal yani. mesajlar çıkartanlar da var mı acaba yani? Var. Hadi yapan onu zaten onu satıyor kendince. Ben burada ne bileyim işte insanlığın köleleşmesini sembolize ediyorum diyor belki. Salt bir şey diyor yani. Ben bu sanattan anlamadım abi. <gülüyor> <gülüyor> bu sanattan anlamadım ama bu patates püresidir o. <laughs> patates püresi mi? Canım babamın tereyağı değil. Baskı. O. Patates baskı vardı eskiden. <laughs> bir gözlemci Papua Yeni Gine'de yamyamlı kurallarını uygulayan kabileyi ziyaret etmiş. Suçlu bulunan insanları ceza olarak yiyorlar. Benim kül bastım iyi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> benim yani iyi olmaz. Benden külü yapın diye. <laughs> Aklımıza o geliyor. baş yani çok, çok anlık bugün. çok bir şey, şey çıkacağını zannetmiyorum da yani gidip e, oraları ziyaret etmek de enteresan kafa. E, ben bu şeye yayına girmeden önce bu Papua yeni yine yamyamlık falan filan diye biraz bakayım. Ben gibi. bu 1940'larda 50'lerde de yani Jared şeyin işte o benim okuduğum kitapta tüfek mikrop şeripte de adamı çok sık gitmiş. En çok gittiği yer Papua yeni gine o var zaten yani o, o günden bugüne. Hala var tabii canım böyle bir kabilede. Ve Papua yeni yine, yine parası da bir ara bizden değerliydi. Hala da öyle mi bilmiyorum. Onda üç, üç şey yaparak Ay, çizeyim, altını çizeyim. Şey, bu Rockefeller ailesi var ya meşhur. Onlardan birini yemişlerdi tabi. Evet, tabii. Evet, ailenin veliahtını yemişler. Onlardan bayağı. birini yemişlerdi evet. Çok acayip hikaye. Abi gidersen yerler abi. Ne işin var abi? Şimdi siz, biz gidiyor muyuz Papua yeni yine? Yani, yani, zaten buna gidiyorsun. diyorsun. Mısın, diyorsun ki, hayır şimdi buna gidiyorum. Ben bu kabileyi görmeye <laughs> gidiyorum diyorsun. Değil mi? Ben evet. bu kabileyi görmeye gidiyorum. Şimdi biz o bir risk yani. yani seni iyi edebilirler. Yemeye edebilirler. Ama yani papayını giye bir adam niye gider abi? Mükemmel coğrafyasına yani işte, olağanüstü tarihi biraz tarihte yolculuk yapmak falan değil yani. de ya, niye yani. gider? Buna gider yani. Kabileyi görmeye gider. Yani gezginlik kafası da yani, Hayır kabileyi görmeye gider yani. Bu kabileyi görmeye gider. Yoksa sahillerinde yüzmeye gitmez. Turistik kalıntı. Gece hayatı çok iyi kanka. Falan. Ha onun yüzden gitmez. <laughs> Neye gider? Ben bir kabileleri bir göreyim bakayım. Nasıl Yerkiye ilçer, beş kız düşüyormuş falan. Yani, yani yaşamı bir göreyim der. primitif, primitif yaşamı bir göreyim der. O yüzden gider. Orada da bazen yeneceksin abi. Yeneceksin, yapacak bir şey yok abi. Bence ceza değil o. Bir, bir süredir ekmek yok babacığım filan diye. Yani. Abi. Bir süredir işler kesildi. Kusura bakma diye. <gülüyor> <gülüyor> Belki de anı niyetine Bu sene orada... hiç turist yapmadı. Sen geldin. Bir parmağını kaptırıp gelen var mı acaba anı yani bu, niyetine? yani. Baba bu sene hiç turist yapmadı. Kusura bakma seni yiyeceğiz abi. <laughs> Ya bu arada şeye bir tane bir yazı okudum. Papaya Yeni Gine'ye gidip işte oradaki deneyimlerini aktaran adamla alakalı. Şey diyordu. Nedir denir orada? Birisiyle konuştu. Başına bir mandal getirmişler. Bu da direkt tanışır tanışmaz. Ya burada işte yamyamlık var mı falan filan. Direkt rahatlatmak için şey demiş. Ya demiş, eskiden öyle yiyorduk da artık yemiyoruz. Domuza döndük demiş. Direkt <laughs> <laughs> Allah razı olsun yani. Ne diyeceğim ama. Ya bu okuduğunda hakikaten çok da kafamda oturtamadığım haberlerden bir tanesi Meksika'da şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran 84 yaşındaki kadının karnında 40 yıllık olduğu belirlenen ve 40 haftalık gelişimini tamamlamış bir cenin. Lan bu nasıl olabilir? Böyle Kesinlikle şey mi olur? Demiş. Ya yalan haberdir bu. Yani cenin değildir o. Cenin olsa duramazsın. Ne şey mi olur? Kedidir <laughs> o. Kedik şey mi olur <yani. gülüyor> 40 haftalık cenin ölmüş orada kalmış kadın 40 sene bunu fark etmemiş. Şişkem, ben de şişkinlik vardı ya. Böyle bir o gaz. <laughs> böyle mi gezmiş? Ben de guritenden. Böyle mi gezmiş kadın? <laughs> Vallahi boşuna. Çok, çok şey biraz uydurulmuş bir şey gibi geldi ama dur bakalım. Hayırlısı. Taşlaşmış abi fark etmemiş. He. Yani karın ağrısı Baba karnının içinde görmemiş mi 40 haftalık bebek kaç kilodur biliyor musun sen? Böyle böyle bayağı böyledir yani. Hanımefendi belki çok şişmandır. Gaz var falandır. Abi bazı şimdi kadınlarda hani hamilelik çok belli olmuyor da bir noktaya kadar zaten o da. Ne kadar bunu anlamayacaksın, ne kadar şişmeyeceksin. Bu kadın direkt cahil. Mesela bunu gönder yesinler şey bunu bu yerler şeyde. <laughs> bunu mesela gönder şeye. Papua'ya yerler bunu. 40 hafta bir şey mi olur ya? Olacak iş değil. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.